dünyadaki çeşitli ülkelerdeki işçi sınıfı partileri bugün burada uluslararası konferans için bir araya geldiler. Siz de bu konferansa katıldınız, ülkede çalışıyorsunuz. Buradan tüm dünyanın işçilerine, direnişlerine selamlar gönderildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, neler hissettiniz, neler düşündünüz? Kısaca görüşlerinizi alalım. Tabii ki bütün dünyadaki çalışan kesimin birlik ve beraberlik içerisinde, bir dayanışma içerisinde olduğu takdirde her şeyi yapabileceğini burada çok iyi gördük. Ben de buradan bütün dünya emekçilerine sesleniyorum. Birleşirsek kazanırız diyorum. Bu sömürü sisteminin yıkılması için bütün dünya örgütlerinin buraya gelmesinin bir amacı var. İşçi sınıfı birleşerek kazanacak. Biz de burada liman işleri olarak, ülke işleri olarak Emek Partisi ile Uluslararası Enternasyonel Dayanışmayla bir araya geldik. Peki neler hissettiniz? Böyle bir heyecan oldu mu? Neler hissettiniz bu kongreyi izlerken? İşçi sınıfının zaten şu an en büyük sorunun bir tanesi moral. Şimdi burada büyük bir hani dayanışma, moral, herkesin işçiden yana olması, işçilerin buradaki herkesin işlerin iktidarını istemesi zaten burada büyük bir moral veriyor bize. Ben böyle bir şey ilk defa tanık oldum, yani şahit olduk, katılabildik. Ama şu direnişimizin 28 günde hiç tanımadığımız kişilerden, farklı düşüncelere sahip insanlardan bir emek altı adına, emek için birleştiklerini gördük. Biz de bunları öğrendik. Bundan sonra da öğretmeye biz de devam edeceğiz. Dediğim gibi çok güzel. Bunların daha sık olması gerekir. Daha büyük çapta olması gerektiği. İşçilerin en büyük, en önemli şeyi birleşme şeyini engellenmesi. Aksine biz de bunu tam tersini yapıp birleştirmemiz için birleşeceğiz inşallah. Önce dayanışma, sonra birlik ve kapitalizmi hep beraber yeneceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Bütün arkadaşları, işçi emekçi kardeşlerimizi bu davetlere, olağanüstü bir çaba harcamalarını buradan sizin sayenize hepsine seslenmek istiyorum. Hepsini buralara davet etmek istiyorum. Bizler nakış işçileri olarak bir senedir bir mücadele içerisindeyiz. Yeni yeni aslında öğreniyor durumdayız. Burada aslında tek başımız olmadığımızı bir kere daha gördük. Aslında tüm dünyada böyle bir mücadele verildiğini gördük. Burada olduğumuz için yani kendimizi şanslı hissediyoruz. Buraya dahil olabildiğimiz için. Bu birlik ve beraberlik gördükten sonra nakış işçileri olarak da bir grup olmasını canı gönülden isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1,5 yıldır bizi yalnız bırakmayan gerek Emek Partisi, gerek de Hayat TV'ne teşekkür ediyoruz. Onlar bizim yanımızda olduğu gibi biz onların yanımızda olacağız. Bu mücadeleye devam edeceğiz.